Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin eş durumu tayini ilk defa ara tatilde, yani bu kış döneminde yayınlandı arkadaşlar. Hayırlı olsun arkadaşlar, gözünüz aydın. Evet. Bizim zaten izleyicilerimizin çoğu aday öğretmen ya da sözleşmeli öğretmen, biliyoruz. Hani genelde yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunun farkı ne, ya da bu tayinde kimler başvurabiliyor? Bunlardan biraz anlatacağız arkadaşlar. Bakın, dikkat edin. İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerden bahsediyorum. Yani benim eşim 3 yılını doldurdu, kadrolu hocam. Ben sözleşmeliyim, başvurabilir miyim? Hayır, zaten kadrolu olan, sözleşmeli olanın yanında. Kadrolu öğretmen olan eş var zaten, bu durumda tayin isteyebiliyor arkadaşlar. Sözleşmeli olan o durumda tayin isteyemez. Bak, ikisi de sözleşmeli olanlardan bahsediyorum. Peki biz ikimiz de 1 yılı doldurduk ama ya ben Batman'dayım, eşimse işte istemediğim bir yer. Hani bizim gitmek istemediğimiz bir yer. Mesela bizim ailemiz Batman'da, eşimse Bursa'da. Ya biz Bursa'ya gitmek istemiyoruz, biz Batman'a gelmek istiyoruz. Eşin başvurması olur mu? İkiniz de 1 yılı doldurduysanız eğer, olmaz arkadaşlar. İkiniz de başvurmak zorundasınız bu durumda. Bak, ne diyorum? İkiniz de 1 yılı doldurduysanız ikiniz de başvurmak zorundasınız. İkiniz de 1 yılı doldurduysanız. Ama biriniz 1 yıl doldurdunuz. Mesela İknur hocanız 1 yıl doldurdu. Ama ben 1 yıl doldurmadım. O daha zaman ben zaten başvuramam arkadaşlar. Yani 1 yıl doldurmayan başvuramaz. 1 yılı dolduran başvurabilir. Ben. İlk hocanız başvurabilir. Ama ben de 1 yıl doldurdum. Mesela 15 ay önce göreve başlamıştım. İlk hocanız da 18 ay önce göreve başlamıştı. Bu durumda ikimiz de başvuracaksak, ikimiz de başvurmak zorundayız. Başvurmayacaksak, ikimiz de başvurmamak zorundayız. Yani ya da sadece İlk hocanız başvurursa ne olur peki? Olmaz. Atamanız, yani bu başvurunuz kabul edilmez arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Bak, tekrar söylüyorum. Eğer bir kişi 12 ayı geçtiyse, yani 1 yılı doldurduysa, o başvurur. Ötekisi başvuramaz zaten. Eğer 2 kişi de 1 yılı doldurduysa ikisi de başvurmak zorundadır. Birisi başvurursa başvuru kabul edilmez. Peki kim kimin yanına gider? Öncelikle atamada öncelikli iller, kalkınmada öncelikli iller arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercih edilen yerler olur. Yani mesela hani ne demek istiyor burada? Mesela hangi ilin öğretmen ihtiyacı daha çok? Hangi il işte daha az tercih ediliyor? Bu anlamda olan il Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha çok tercih edilen il olacaktır. Hani bu tercihi bakanlık yapıyor. Ben Batman'dayım, eşim Muş'ta mesela. Hani bakanlık tercih ediyor hangisi olacağını. Evet. Peki Ahmet hocam, sana bir soru. Ben peki bir senemi doldurdum ama adaylığım daha kalkmadı. Ne olacak? Adaylıkla bir alakası yok arkadaşlar bu durumun. Bunu defalarca geldi bu soru. Adaylıkla hiçbir alakası yok. Adaylığınızı kaldırmamış olabilirsiniz veya adaylığınızı kaldırmış olabilirsiniz. Hiç önemi yok. Yani duyuruda yazan şey 1 yılın doldurulmuş olması. Bak, şart 1 yılın doldurulmuş olması veya 1 yılın doldurulmamış olması. Yani sınır nokta bu. 1 yılın doldu mu, 1 yılın dolmadı mı? Ve ikinci şart da tabii ki sözleşmelilikten kadroluya geçiyor musun, geçmiyor musun? Kadroluya geçiyorsan gene başvuramazsın. Yani iki noktayı iyi tayin etmek lazım. 1 yılla 3 yıl arasındayken başvurunu yapabilirsin. Yani bu sene benim 3. yılım dolacaksa eğer, başvuru yapamıyorum. Evet. Çok güzel bir noktaya temas ettin. 9 Şubat itibariyle eğer sizin hani 3. yılınız doluyorsa, kadroya geçiyorsanız eğer, bu durumda yine başvurunuzu yapamıyorsunuz. Yani başvuru yapacak kişinin sözleşmeli öğretmen olması lazım ve de 1 yıldır en az sözleşmeli öğretmenlikte bulunuyor olması lazım. Ne zaman başvurabilecek peki? 1 ile 5 Şubat arasında başvurabilecek. Yani henüz başvurular başlamadı arkadaşlar. Nereden başvuru yapılıyor İknur hocam? Mebbis'ten. Mebbis'ten başvuru yapılıyor arkadaşlar. Öyle hani yok belge göndermektir, imzadır falan filan, yok öyle şeyler. Sonuçlarda hemen 9 Şubat'ta, yani 4 gün sonrasında ilan edilecek. Dediğimiz gibi bir de şu var. Hocam işte ben Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeyim. Eşim de Bursa'nın Büyükoran ilçesinde. Biz de yok başvurabilir miyiz? Hayır, başvuramıyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer açıkça yazmışlar ilanda. Öncekilerde dikkat etmedim. Belki onlarda da yazıyordur. Farklı illerdeki sözleşmeliler başvurabilir diyor. Farklı illerdeki sözleşmeliler. Yani aynı ilde olup aranızda 150 kilometre de olsa başvuramıyorsunuz maalesef. Bu durumda artık görevlendirme için uğraşabilirsiniz ancak. Farklı illerdeki sözleşmeliler için yapılan bir
tayin şekli bu arkadaşlar. Dediğimiz gibi 9 Şubat burada ana nokta. 9 Şubat itibariyle bir yılınız doluyorsa başvurunuzu yapabiliyorsunuz. 9 Şubat itibariyle dolmuyorsa başvurunuzu yapamıyorsunuz. Dediğimiz gibi her iki eşte bir yılı dolduruyorsa 9 Şubat itibariyle ikisi de başvurması zorunlu. Ücretsiz izinler noktası var arkadaşlar. Geçen de bir video yapmıştık ücretsiz izinlerle alakalı. Biliyorsunuz ücretsiz izinler hani görevinizin fiilen başında olduğunuz dönemden sayılmıyor. Yani mesela ben göreve başladım. Ondan sonra 3 ay görev yaptıktan sonra 1 yıllık askere gittim. Mesela 15 ay oldu yani ben göreve başlayalı. Ama ben 1 yıldır askerdeyim. Dolayısıyla benim fiilen görevde olduğum süre ne kadar? 3 ay. 3 ay. Yani kalan zaman zaten arkadaşlar sizin sözleşmeniz feshedilmiş oluyor. Yani ben 1 yıldır o zaman öğretmenlikte değilim. Askerim ben 1 yıldır. Sadece 3 ay öğretmenlik yaptım. Veya İknur hocanız göreve başladı. 3 ay öğretmenlik yaptı. Sonra da gitti. Doğum iznine çıktım. Sonra da ücretsiz izne ayrıldım. Mesela ama bak ücretli doğum izni sayılıyor fiili görevden. Ücretsiz izin sayılmıyor. Yani mesela ne oldu? İşte 6 aydan sonra ücretsiz izne çıktı. O zaman sadece 6 ay görev yapmış olur. Kalanında görev yapmamış olur. Değil mi İknur hocam? Evet. Yani... Sen de nasıl yaptın? Sen ücretsiz izin almadın. Evet ben ücretsiz izin almadım. Sadece doğum iznini kullandım. Evet. O şekilde göreve devam ettim. Yani ben hep fiilen çalışmış oldum. Evet İknur hocamız fiilen çalışıyor arkadaşlar. Bir de bir seçenek daha var arkadaşlar. Bu da şudur. Mesela biz her ikimiz de bir yılı doldurduk ve ikimiz de başvurumuzu yaptık. Tamam çok güzel. Ama sonuçta bunun bir garantisi yok hala daha. Bakanlık diyor ki bu durumda diyor size bir seçenek daha diyor. Neymiş o seçenek? Ya diyor eğer hani ikinizin de ben hani ihtiyaç yoksa tayini ve tayini çıkmayacak bir durum oluşursa eğer üçüncü seçeneği seçerseniz diyor başka bir ilde ikinizi buluştururum diyor. Yani mesela, sizin tek amacınız buluşmaksa eğer aile bütünlüğümüzü sağlamak tek derdimiz diyorsanız. Evet. Mesela İlknur hocanız yine Muş'ta görev yapıyor. Ben Batman'da görev yapıyorum. Bakanlık diyor ki ikisinde de ihtiyaç yok. O halde işte ben sizi İstanbul'da buluşturacağım. Veya işte Siirt'te buluşturacağım. Veya işte Ağrı'da buluşturacağım. Hani farklı bir ilde, kendi tercihi olan bir ilde, bakanlığın tercihi olan bir ilde sizi buluşturabilir. Bu seçeneği de istiyorsanız eğer istiyorum diye işaretlemeniz lazım. Tabii ki bu sizin hani isteğiniz dışında olan bir il olmuş il olmuş olacak. Peki bu durumda bakanlığın birleştirdiği ilde acaba yine bizi farklı ilçelere atama gibi bir durum olabilir mi? Yani yine arada 150 kilometre olabilir mi? Yani ilin birisi bir köşesinde biri diğer köşesinde. Valla o konuda bir bilgim yok. Yani inşallah olmaz diye. Yani. Tabii ihtimal dahilinde olabilir ama ayarlanır herhalde bunlar ya. Bilemiyorum yani. Aynı ile gelmiş oluyorsunuz sonuçta. Evet. Arkadaşlar okul, ilçe ve il onayı oluyor sırasıyla. Yani önce okul onayı sonra ilçe onayı sonra il onayı olacak. Başvurularınızı dediğimiz gibi MEBİS'ten yapacaksınız. Öncelikle kalkınmada öncelikli olan iller, öncelikle ihtiyaç olan iller ve peki ikimiz de mesela bir eş daha başvurdu Muş için. Ben de başvurdum Muş için. Kim öncelikli olacak? Hizmet süresi fazla olan kişi öncelikli olan kişi olacaktır. Ve kararname olayları tabii ki bunda da var. İşte tayiniz çıktıktan sonra kararnameyi bekliyorsunuz. Kararname gidiyor falan filan tarzı şeyler bunda da olacak. Bununla alakalı birkaç tane sorunuz vardı. Hocam farklı ilçeler arası oluyor mu bu tayin? Farklı ilçeler arası olmuyor arkadaşlar. Farklı iller arası oluyor. Adaylığım kalkmadı. Başvuru yapabilir miyim? Bir yılı doldurduysanız başvuru yapabilirsiniz evet, arkadaşlar. Evet adaylıkta bunun bir alakası yok. Sözleşmeli öğretmenlerin iş durumu bu. Eşim askerde başvurabilir miyim? Eşiniz askerde olması bir engel tanıdığına dair hani herhangi bir şey yazmıyor arkadaşlar ilanda. Yani bizce bana göre başvurabiliyorsunuz diye biliyorum. İlk kez ara tatilde oluyor. Bunu da tekrar söyleyeyim. Yani şu ana kadar 3 defa oldu yanlış hatırlamıyorsam. 3'ü de yazın oldu. Evet. Hiç ara tatilde olmamıştı. Bu iyi bir gelişme. Yani hani size verilen haklar anlamında. İnşallah hani hem devamı yazın, da gelecektir diye düşünüyorum ben. Yani bundan sonra hani kadroluların eş durumu gibi hem ara tatilde hem de yaz tatilinde olacaktır diye evet, düşünüyorum inşallah. Ben. Yani bundan sonra inşallah hem yazın hem de ara yaz 15 tatilde bu
tayin olacaktır diye umut ediyoruz. Raporluyum sıkıntı olur mu? Yok, bununla alakalı herhangi bir şey yok. Fiili olarak görevdesiniz arkadaşlar. Eşimin 3 yılı doldu. Ne olacak? Eşiniz kadroya geçtiği için artık eşiniz, o gelecek. Eşiniz kadrolu eş durumundan yararlanacak ve sözleşmeli eş durumuna herhangi biriniz başvuramayacaksınız. Tekrar söylüyorum. 2 eş de sözleşmeli olduğunda bu tayinden yararlanılabiliyor. Ben az önce bir tane soru vardı. Demiştik ki eşim askerde, ben başvurabilir miyim demişti. Şimdi eşi askerde ya, mesela onun da 1 yılı doldu. Bu eşin de 1 yılı doldu. O ama başvuramıyor askerde olduğu için. O zaman başvuramıyor değil. Eşi eğer, yani askerde olan eş ücretsizinde, o 15 Şubat'a kadar dönecekse eğer, o zaman o da başvurabiliyor. Ama 15 Şubat'a kadar dönemeyecekse başvuramıyor. Ha, sadece bu görevde olan başvurabiliyor. Evet, aynen öyle. 15 Şubat'a kadar dönebileceğini söyleyip dönmezse, mesela atıyorum 25 Şubat'ta döndü, o zaman onun da ataması iptal oluyor. Yani öyle de bir durum söz konusu. Ücretsiz izinde sayıldığı için hani yakın zamanda döneceğini belgelemesi gerekiyor yani. 15 Şubat'a kadar ben döneceğim. Mesela 10 Şubat'ta döneceğim. Buna dair işte belgesini getiriyorlar. O zaman mesela ikisi de bir yılını doldurduysa ikisi de başvurur. Mesela. Evet, bu şekilde. Ekleyeceğim bir şey var mı İknur Hocam? Yok, kafamdaki sorulara ben de cevap buldum burada. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, sorularınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.